açıyorsunuz böyle? Sizi çok seviyorum. Merhaba Şila. Merhaba Şuşu. Bak artık çiçeklerime, onları ne kadar çok sevdiğimi söylüyorum Şuşu. Evet, bebenin önerisiydi bu değil mi? Evet Şuşu. Gerçekten onları sevdiğimi söylediğimden beri hiç solmuyorlar. Bir çiçek açacağına 3 çiçek birden açıyorlar. Evet canım, sevginin böyle bir gücü vardır. Her şeyi güzelleştirir, çoğaltır. Abla neredesin? Ay Eke, buradayım kardeşim. Seni göremiyorum. Saçlarını gözünün önünden alırsan görürsün Eke. Buradayım. Ay işte buldum. Eke merhaba. Çok sayıda ebeveynden Pepe neden devam etmiyor diye bir soru alıyorum ve size haber vermek istiyorum ki Pepe devam ediyor. Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Api'den izliyor. Keşke kağıtları hızlı okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz Papa. Ancak bilgisayarlar bu kadar hızlı okur. Kaka. Harikasın. Sen de hemen app'i indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. Bu platformu mutlaka kullanın. Eğer bir app'iniz yoksa hemen bir app'i indirin ve çocuğunuzu app'iyle tanıştırın. Merhaba. Saçların ne kadar uzamış Ekeciğim. Evet. Seni rahatsız etmiyor mu saçların bu kadar uzun olması Eke? Hayır. Aslında çok rahatsız oluyor Şuşu. Ama kestirmekten biraz çekiniyor. Kestirelim diyoruz, bir şey demeden kaçıyor. Ha, anladım canım. Çok üstüne gitmemek lazım. Kestirmesi gerektiğini mutlaka anlayacaktır. Eke çok akıllı bir çocuk. Şila merhaba. Hoş geldin Pepe. Eke, saçının bu hali ne? Ege'nin saçı uçurdu. Evet, hem de çok uzadı. Evet, çok uzamış saçların kardeşim. Niye kestirmiyorsun ki? Hayır. Saçlarını kestirmiyor mu? Kestirelim de demiyor, kestirmeyelim de demiyor. Sanırım henüz karar veremedi Pepe. Ha, anlıyorum onu. Ben de ilk kestireceğim zaman biraz kararsız kalmıştım. Ne yapsak da onun saçlarını kestirmeye ikna etsek Pepe? Baksana, önünü bile göremiyor. Evet, çok komik görünüyor gerçekten. Merhaba Şila, merhaba Pepe. Aa Pepe, Eke'ye bak. Hoş geldin Pepe. Saçların ne kadar uzamış öyle. Niye kestirmiyorsunuz Şila? Eke'yi henüz ikna edemedik Bebe. Aa, ama saçını kestirirsen çok rahat eder ama. Ona yardım etmeliyiz Bebe. Güzel bir fikir bulalım. Eke saçlarını kestirmeyi kendisi istesin. Tamam, ben bebeklerini getireyim. Onlar da berbercilik oynayalım. Eke de izlesin. Harika bir fikir bu. Ben hemen getiriyorum. Aa Bebe, biraz oyun oynayalım mı? Aa tamam, oyun oynayalım Şila. Eke de olacak. Eke bu taraftayız biz kardeşim. Sığınacağız. Berbercilik oynayalım ha, ne dersiniz? Aa berbercilik oynamaya bayılırım ben. Ben de. Eke de. Nasıl olacak? Şimdi burası berber dükkanı olsun. İlk berber ben alayım. Tamam. Ay benim saçlarım ne kadar uzamış Piti, baksana. Ay evet, çok uzamış. Evet. O zaman ben bir bardara gideyim de saçlarımı kestireyim. Saçlarını kestireceğim. Evet Eke, saçları çok uzadığı için berbere gidip saçlarını kestirecek. Yazık saçlarına. Niye yazık olsun ki? Saçlarımız kesilince hiç acımaz Eke. Gerçekten acı yapma. Ne? Ben de acaba acır mı diye düşünürdüm hep. Hani elimiz kesildiğinde acır ya. Saçımız da kesildiğinde acır sanıyordum ama öyle değilmiş Ekeciğim. Merhaba çocuklar. Merhaba dede. Merhaba dede. Merhaba dede. Merhaba. Ne yapıyorsunuz bakayım? Oyun oynuyoruz dede. Berbercilik oynuyoruz. Oh, Eke! Oğlum o saçının hali ne öyle? Ne olur dede? Saçların çok uzamış oğlum. Kestirsene. Biz de berbercilik oynuyoruz işte dede. Saçımız kesildiğinde acımadığını anlatıyoruz Eke'ye. Ha, anladım. Bak Eke. Sarı mövcüğün tüylerini görüyor musun? Onun saçları da bu tüyler aslında. Bak onu azıcık kesiyorum. Kesebilir miyim sarı mövcük? Bak hiç canı yanmadı, gördün mü? Pepe gel bakalım oğlum. Bir tutam da senin saçından keseyim mi? Tamam kes dede. Acıttı mı? Hayır Eke. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Tıpkı tırnak kesmek gibi.
Dede benim saçımdan da bir tutam kessene. Aa tabii, kestim bile. Acıdı mı? Hayır Ege, hiç acımadı kardeşim. Saçlarımız acımaz. Tamam. Ben sarım ölçüyü çiftliğe bırakıp geleceğim çocuklar. Hı-hı. Hadi siz devam edin oyununuza. Güle güle dede. Güle dede. Güle güle dede. Ekim. Şimdi bak, bu bebeklerle berbeğe gitmiş Ekicim. Pepe hadi kes onun saçlarını. İşte çok güzel oldu. Aa, benim bebeğiminki de çok uzamış. Onu da kes berber. Aa tamam, hemen kesiyorum. Ay çok güzel oldu. Ege saçlarını kes. Kesin mi kılır? Aa olur mu Ekeciğim, saçlarımız hep uzar. Ben de her uzadığında gidip kestiriyorum. Ya da nenem evdeyse nenem kesiyor. Ben saçlarımız kesildikten sonra da uzar Eke. Kısa kalmaz yani. Yani sen kestirdiğinde kısa saçı beğenmezsen tekrar uzamasını bekleyebilirsin. Değil mi Şuşu? Evet Ekeciğim, saçlarımız hep uzarlar tatlım. Çok uzayıp bize rahatsızlık verdiklerinde onu kesebiliriz. Hiç de acımaz. Çok acımam Şuşu. Ha, olmaz mı? Hadi söyleyelim. Saçlarımız uzayınca kıt kıt keseriz onları. Saçlarımız uzayınca kıt kıt keseriz onları. Biraz susuk ıslat, biraz da kes kıt kıt. Biraz susuk ıslat, biraz da kes kıt kıt. Kıt kıt, kıt kıt, kıt kıt keseriz. Kıt kıt, kıt kıt, kıt kıt keseriz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Kıt kıt, kıt kıt, kıt kıt keseriz. Kıt kıt, kıt kıt, kıt kıt keseriz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Önümüzü görürüz, rahat ederiz. Ben masucuktan saçlarınızı keseceğim. Tek tek oturun berberin önüne. Senin saçların çok uzamamış zaten. Onun için az keseceğim. Kıt 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 kıt. Oh, kestim bak. Sıradaki. Ay benim de şu önlerim çok gözüme geliyor. Berber oraları kes biraz. Tamam tamam, kesiyorum. Kıt 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 kıt, kestim bile. Sen de kestirecek misin masucuktan Eke? Evet. Oo, senin saçların çok uzamış evlat. Hepsini keseyim mi? Bununla kes. Kıt 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 kıt. Oo, hepsini kestim işte. Bak gördün mü Eke? Gerçekten kesmek istersen de aynı böyle. Hiç hissetmeyeceksin bile. Ay Eke, bir tek mi dedim? Nenem çok güzel kesebiliyor. Öğlen yemeğinden sonra saç kesme kutlaması yapalım. Saçlarını kestirdikten sonra da bizim bahçede senin en sevdiğin oyunu oynayalım. Ne dersin? Şey. Evet. Ay. Eke. Gidelim. Görüşürsün. Aferin benim güzel kardeşime. Canım kardeşim benim. Akıllı oğlum. Hadi gidelim. Nene, nene. Ne oldu Pepe? Hayırdır inşallah oğlum? Nene, Şila ile Eke geliyor şimdi. Eke'nin saçları çok ama çok uzamış. Onun saçlarını keser misin? Küçük bir kutlamayla senin kesmeni ikna ettik. Hemen hazırlık yapmamız lazım ama. Tamam tamam yaparız oğlum. Allah senin canını almasın Eke. Saçların haline bak. Evet çok uzamış. Bir türlü kestirmiyormuş. Ama biz onu ikna ettik. Aferin çocuğum size. Merhaba nenişkom benim. Merhaba. Bay bay. Hoş geldiniz çocuklar. Ben de size öğlen harika bir kuru fasulye ile bulgur pilavı yaptım. Tam sallamadan da geldiniz. Bayılırım. Ben de. İçeride çok çevir. Tamam o zaman. Yemekli kutlamamız için bahçemizi hazırlayalım. Hepiniz Eke'nin saç kesim kutlamasına hoş geldiniz. Selam baba. Güzel kardeşim.
kardeşimiz Eke'nin saçı ilk kez kesilecek. Bu yüzden çok büyük alkışla Eke'yi sahneye alıyoruz. Aferin benim kardeşime. Merak etme. Hiç hissetmeyecektim bile Eke. Acımıyor, acımıyor. Ya biz sana demiştik. Ay çocuğum, ne kadar uzamış bu saçlar böyle. Ay çok güzel oluyor Eke. Gözlerini görebiliyoruz artık. İşte bu kadar. Al bak Eke, ne güzel oldu saçların. Beğendin mi kardeşim? Aa, Eke saçlarını beğenmedi galiba. Aa, beğenmedin mi Eke? Güzel olmamış mı kardeşim? Neresini beğenmedin oğlum? Ha? Çok şaşırdım. Beğendim! Yaşasın! Canım kardeşim benim! Beni çekti! Merhaba! Seninle tanışmak istiyorum. Ben Leli. Senin adın ne? Aa, harika bir ismin var. Benim ismimi annem koymuş, biliyor musun? Ben ismimi çok seviyorum ya sen. Kendi ismini seviyor musun? Ha, ha çok sevindim. Burası benim oyun köyüm. Aliko. Burası sadece Leli değil, Leli. Bütün çocukların oyun köyü. Ha, doğru. Hepimizin. Sen de kendini tanıtsan Aliko. Tamam. Merhaba. Benim adım Aliko. Ben oyun oynamaya bayılıyorum. Ya sen? Evet, sen oyun oynamayı sever misin? Harika. O zaman oyun köyümüze hoş geldiniz. İşte burada eğlence, biraz da var bilmece. Bilmece, gidilmece, her şey bu köyde. Ben de merak ettim. Hadi kulübümüzü çağıralım. Hadi kulübümüzü buraya çağıralım. Oyunumuzun ne olduğunu soralım. Eğer yine oyunu bize söylemezse, ona sarılıp bir güzel gıdıklayalım. Hadi, hadi. Merhaba Kulabuz. Merhaba. Aa, merhaba çocuklar. Hadi Kulabuz, biz oyun oynamak istiyoruz. Evet hadi. Bugün ne oynayacağız? Bakalım ne oynayacaksınız? Aynısını bul. Aynısını bul oyununu. Nasıl oynayacağız Kulabuz? Anlatır mısın? Evet, nasıl oynayacağız? Önce size bir nesne vereceğim. Öncelikle bunun ne olduğunu bulmanızı istiyorum. Tamam. Bu nedir çocuklar? Sizce bu nedir arkadaşlar? Siz bunun ne olduğunu anladınız mı? Çok zormuş Kulabuz. Ne olabilir ki? Tahminlerinizi söyleyin. Bu bir meyve suyu şişesi olabilir. Bence de bu bir lamba olabilir. Aa, harika gidiyorsunuz. Çok güzel tahminler bunlar. Hadi arkadaşlar, siz de bunun ne olduğu konusunda fikir yürütün. Fikir yürütmek mi? Fikirleri nasıl yürütebiliriz ki? Fikir yürütmek demek, demin sizin yaptığınız gibi tahmin edin demek. Yani düşünün ve düşündüğünüz şeyi söyleyin demek istedim. Düşünüp düşündüğümüz şeyi söylediğimizde fikir mi yürütmüş oluruz? Aynen öyle. Hadi o zaman Liko, biraz daha fikir yürütelim. Hadi yürütelim o zaman. Bence bu bir şapka. Evet ya, bu bir aşçı şapkası. Bildin mi Kulabuz? Çok güzel bir fikir yürütmeydi ama bilemedin Leli. Hadi düşünmeye devam. O zaman bu bir saksı.
İçine toprak konu, zeyt dikilen bir saksı. Aa, harikasın Niko. Çok yaklaştın. Aa, gerçekten mi? Demek yaklaştım. Evet, kesinlikle çok yaklaştın. Bir ipucu vereyim mi? İpucu mu? İpin ucuna biraz kılavuz. İpucu derken, yani ne olduğunu bulabilmenizi sağlayacak bir bilgi vereyim mi demek istedim çocuklar. Yoksa öyle elle tutacağınız bir ipucu değil. Aa, tamam. Hadi ver o zaman. Evet, Liko'nun dediği gibi bu içine çiçek konan bir nesne. Ama toprak koymadan. Ay, galiba bulmak üzereyiz. Siz buldunuz mu arkadaşlar bunun ne olduğunu? Kulubuz'un dediğine göre içine toprak olmadan çiçek konan bir şeymiş. Siz içine çiçek konan böyle bir nesnenin ne olduğunu buldunuz mu? Valla! Aa, evet, doğru ya. Harikasınız. Siz bildiniz, harikasınız. Bu bir vazo. Evet arkadaşlar, bu bir vazo. Buldunuz. Hepinizi tebrik ederim. Hadi şimdi bulduk dansımızı yapalım. Hadi arkadaşlar, siz de oturmak yok. Hep beraber bulduk dansımızı yapıyoruz. 3, 2, 1. Bulduk dansı başlıyor. Oyunumuzu anlat Kulabuz. Evet, anlat anlat. Ne yapacağız? Önce oyun labirentinde bu vazonun aynısını bulacaksınız. Böylece ikinizin elinde de aynı vazodan olacak. Labirentte ilerlerken çiçek bahçesine gireceksiniz. Bu bahçede elinizdeki vazolar renk değiştirecek. Renk mi değiştirecek? Harika. Evet, renk değiştirecek. Vazonun rengindeki çiçekleri bulup vazoya koymanız gerekecek. Ve tüm bunları bu yukarıdaki kum saati bitmeden gerçekleştirmeniz gerekiyor. Kum saati. İkiniz de vazonuza üçer doğru renkteki çiçeği koyduğunuzda oyun tamamlanmış olacak. Evet evet, harika. Evet, harika. Hadi o zaman, oyun labirenti sizi bekliyor. Oyun labirentine bizimle girmeye hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet. Hadi o zaman gidelim. 3, 2, 1 ve kum saati dönüyor. Benim vazom mu abi? O zaman ne çiçek bulmam gerekiyor arkadaşlar? Ha? Evet, doğru. Mavi bir çiçek bulmalıyım. Siz mavi bir çiçek görüyor musunuz? Görüyorum. Hani nerede? Ha? Benim vazomda kırmızı kırmızı çiçek görüyor musunuz? Evet, orada. İşte orada. Benim vazom sana sarı. Sana sarı bir çiçek bulmalıyım. Sarı bir çiçek görüyor musunuz? Evet. Evet, gördüm orada. Teşekkür ederim. Benim vazom da yeşil oldu. Yeşil bir çiçek bulmalıyım. Yeşil çiçek görüyor musunuz? İşte buldum onu. Teşekkürler. Bir, iki. İki tane çiçeğim var. Kulabuz üç çiçek gerekiyor demişti. Şimdi bir tane de... Ne oldu Niko? Acı kumumuz azalıyor. Şey...
Ben buraya giden unuttum Leli. Ay şey, ben de hatırlayamadım arkadaşlar. Siz bu rengin adını hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlıyor musunuz? Ayağa kalkıp yüksek sesle söyler misiniz? Turuncu! Tabii ya, doğru. Turuncu mu? Evet, turuncu. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Peki turuncu bir çiçek görüyor musunuz? Bak işte orada. Evet işte turuncu bir çiçek. Çiçeklerim tamamlandı. Ve benim son çiçeğim de pembe. Pembe çiçek görüyor musunuz? Evet. Evet buldum. İşte orada, orada. İşte başardık. Benim de çiçeklerim tamamlandı. Başardık, yaşasın. Kum saati doğmadan başardık. Aa, harikasınız çocuklar. Harika iş başardınız. Evet, sizlerle birlikte başardık arkadaşlar. İyi ki vardınız. Hadi o zaman kutlama dansımızı yapalım. Hadi siz ayağa kalkın. Hadi bu bizim başarımız. Beraber kutlamalıyız. Kutlama dansı başlasın. Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Api'den izliyor. Keşke kağıtları hızlı okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz Papa. Ancak bilgisayarlar bu kadar hızlı okur. Kaka, harikasın. Sen de hemen Api'yi indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. Çatlak patlak yüz yuvarlak, kremalı börek, sütlü çörek. Çek, dostum çek. A benim dostum, elini çek. Ha, benim elim altta kaldı. Şimdi bakalım ne kadar hızlısın Leli. Ay hadi Liko, çok heyecanlandım. Ha, ıskaladım. Ha? Vuramadım. Evet Leli, ama da hızlı çektin elini ha. Canım artık bensiz oyunu oynanıyor. Hiç olur mu canım? Seni beklerken çatlak patlak yüz yuvarlak oynuyorduk. Leli beni yeniyordu. Çatlak patlak yüz yuvarlak mı? Aa, hiç duymadım bu oyunu. Ha? Aa, duydun mu Liko? Kılavuzun bilmediği bir oyun da varmış. Evet duydum Leli. Biz sana öğretiriz kılavuz. Gerçekten mi? Ha, gerçekten. Ama bu oyun iki kişiyle oynanıyor galiba. Biz üç kişiyiz. En az iki kişiyle oynanıyor. İstenirse on kişiyle de oynanır kılavuz. Ay çok merak ettim. Çok heyecanlandım. Aa, merhaba arkadaşlar. Oyuna daldım, size selam vermeyi unuttum. Hoş geldin kılavuz. Hoş bulduk. Siz de oyun köyümüze hoş geldiniz. Aa, oyundan önce bir şarkıya ne dersiniz? Aa, harika olur dedim. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin oyun köyümüze, hoş geldin oyun köyümüze. İşte burada eğlence, biraz da var bilmece, bilmece bir dinlece, her şey bu köyde. Hep beraber. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin oyun köyümüze, hoş geldin oyun köyümüze. İşte burada eğlence, biraz da var bilmece, bilmece bir dinmece, her şey bu köyde. Hoş geldin. Hadi öğretin artık bana şu çatlak patlak.
oyununu? Her zaman biz sabırsızlanıp sorardık. Şimdi sen merak ediyorsun kılavuz. Ha, çok komiğime gitti. Benim de bilmediğim oyunlar olabilir Lili. Bu çok normal. Öğrenmek için can atıyorum. O zaman anlatıyorum. Şimdi önce böyle el ele tutuşuyoruz ve yuvarlak oluyoruz. Sonra ellerimizi avuç içlerimiz yukarı bakacak şekilde tutuyoruz. Öyle değil kılavuz. Bak böyle avucunun içi yukarı bakacak. Aa tamam, ben ters yapmışım. Böyle değil mi? Evet. Sonra örneğin ben Liko ile birleşen elimi Liko'nun elinin altına, kılavuz ile birleşen elimi kılavuzun elinin üstüne koyuyorum. Bir elimiz altta, bir elimiz üstte. Evet kılavuz, çok çabuk öğreniyorsun. Sonra böyle üstteki elimizle yanımızdakinin eline vurarak tekerlemeye söylemeye başlıyoruz. Ben senin, sen Lili'nin, Lili benim avucuma vuracak. Tekerleme elini çek diye bitiyor. İşte o son elini çek cümlesi kime denk gelirse yanındakinin eline vurmaya çalışıyor. O da elini çekip dokunmasına engel olmaya çalışacak. Bir kere oynarsak daha iyi anlayacağım galiba. Hem tekerlemeyi de öğrenmiş olurum. Tamam, hadi benden başlasın. Çatlak patlak yüz yuvarlak, kremalı börek, sütlü çörek. Çek, dostum çek. Abinin dostum elini çek. Bak yine elini çekemediğin için sen yandın ve oyundan çıktın kılavuz. Lili ile biz kaldık. Aa ama bu denemeydi. Sayılmaz ki. Ha, şaka yapıyorum kılavuz. Evet de sayılmaz. Hadi baştan başlayalım. Oyunu anladın mı kılavuz? Ha anladım. Çok zevkliymiş. Yaşasın. Bugün de kendimize harika bir oyun bulduk. Bulduk bulduk. Hoş bulduk bulduk bulduk. Hoş bulduk aradık. Çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım o zaman. Çatlak patlak patlak, yüz yuvarlak, kremalı börek, sütlü çörek. Çek dostum çek. A benim dostum elini çek. Ah be, vuramadım. Ay yaz kalsın, vuruyordun Lili. Hadi bekle benden, devam. Kılavuz sen başla. Çatlak patlak patlak, yüz yuvarlak, kremalı börek, sütlü çörek. Çek dostum çek. A benim dostum elini çek. Ay tüh ya. Aferin kılavuz, harikaydın. Hadi Lili sen başlat. Çatlak patlak, yüz yuvarlak, kremalı börek, sütlü çörek. Çek dostum çek. A benim dostum elini çek. Ay. Ha, yaşasın, başardım. Ha, yaşasın. Evet kılavuz, kutlarım. Ne kadar hızlı davrandın. Elimi çekmeye hiç fırsatım olmadı. Şimdi ben yandım. Ay tamam tamam, anladım. Ha, hazır mısın kılavuz? Hazırım. O zaman başlayalım. Çatlak patlak, yüz yuvarlak, kremalı börek, sütlü çörek. Çek dostum çek. A benim dostum elini çek. Aha. Şimdi ebeleyeceğim seni kılavuz. Hop, kandırdın. Hadi ama Liko. Hop, yine kandırdın. Ay vuracaksın sandım. Hay Allah, kaçırdım. Ha, ben kazandım, ben kazandım. Kutlarım kılavuz. Ben de kutlarım kılavuz. Çok iyi oynadın. Teşekkürler. Ay çok sevdim ben bu oyunu. Çok eğlendim. Evet, çok güzel bir oyundu. Arkadaşlar, siz annenizle, babanızla, kardeşiniz ya da arkadaşlarınızla mutlaka oynayın çatlak patlak oyununu, olur mu? Olur! Çok sevdiğim şarkısı da çok güzel. Çatlak patlak, yüz yuvarlak, kremalı börek, sütlü çörek, çek
Dostum çek. A benim dostum elini çek. Hadi şimdi siz söyleyin. Çatlak patlak yüz yuvarlak. Kremalı börek sütlü çörek. Çek. Dostum çek. A benim dostum elini çek. Harikasınız arkadaşlar. Çok güzel söylediniz. Hadi şimdi ayağa kalkıp biraz hareket edelim. Hadi herkes ayağa. Oturan kimse kalmasın. Ayağa kalkamayan arkadaşlarımız, siz de olduğunuz yerde bir de eşlik edin. Hadi. O zaman şimdi dans zamanı. Salla salla çalkala dansımız başlıyor. Salla salla. Hoşça kalın.